İçişleri Bakanı'nın yargılanmasını istiyorsunuz. Çünkü asıl sorunlar onlar olarak görüyorsunuz. Van Bayram Oteli. Evet, meslektaşımızın eşi de aramızda. Yaşamını yitiren. Şimdi 7 Ekim'de bitti bizim Van Bayram Oteli davamız ama Çiçek Bayram'a ceza verildi. Kaç yıl önemli değil ki. Yani 11 yıl, 20 yıl giden gitti zaten. O yani zaten hani onu kıstaslayamayız da. O bitti sayılır. Sonra da biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk sizin dediğiniz gibi. O vali ve afat kurdu. Onun görevler hakkında yani devlet görevler hakkında. Onda yol açıldı inşallah. Onlar da gereken cezayı alacaklar. Belki biraz yüreğimize bir ceza alınırsa hani bir yüreğimize belki biraz su serpilebilir. Yani size, ya acımız dinmez tabii ki de. Mümkün mü? Bilmiyorum. Mücadeleniz başka. Acılar yaşanmasın diye mücadele veriyorsunuz. Şöyle bir anekdotta da bulunmak istiyorum. Van valisi şu anda Bursa valisi. Kendisi ödüllendirildi. Bursa valisi oldu. Ve kendisi hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararı gazeteciler tarafından sorulduğunda ben 1964 doğumluyum. Ben Bayram Otel'de o tarihte yapılmış. Ben nasıl sorumluyum diye bir abuk subuk bir açıklama yaptı. Hani hala yani sorumluluğunun farkında değil. Evet, diğer ailelerle devam edelim. Yakınlarını kaybeden siz. Merhaba, ben Bayram Otel'de babamı kaybettim. Şöyle söylemek istiyorum, davamız belki bir aşaması bitti ama acımız sonsuz. Acımız hiç bitmeyecek maalesef. Yani dediği gibi esaret öğretmeninde günah keçisi olarak Tevfik Bayram'ı gösteriyorlar. Devletimiz maalesef kendi birimlerini yargılamıyor. Bu bir gerçek ülkemizde. Bu kadar insan, şurada şu an fotoğraflamış olduğunuz, gördüğünüz insanlar maalesef kaybettiğimiz insanlarımız. Şunu belirtmek istiyorum, biz seçilmiş insanlar değiliz. İzlediğiniz, yani sizler, bu devletimizin başındakilerin de her an başına gelebilecek şeyler bunlar. Ama sadece işte kendi başlarına gelmediği için, kendi canları yanmadığı için sadece bunu bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Benim söyleyebilecek bir şeyim yok. Söylenebilecek her şey söylendi. Ben sadece şunu demek istiyorum. Tevfik Bayram evet yargılandı bir şekilde ama bunu devlet olarak hani Bursa valisi şu an dediğimiz Van valisi, eski Van valisi olsun, AFAD yetkilileri olsun. Bunlara göz yumuyorlar, bunları örtbas ediyorlar. Sadece onlara şunu söylemek istiyorum, vicdanları bir ömür boyu düşmanı olsun. Evet, Yargıtay aşamasında dava. İsterseniz sizden de görüş alalım. Bundan sonra ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Hani sizden bana tamam. Cem Emir'in kardeşinden görüş alalım. Ben gazeteci Cem Emir'in kardeşiyim. 9 Kasım geliyor ve biz 2. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Yani onları kaybettiğimizin üzerinden 2 yıl geçecek. Geçen anmada Van'da enkazın olduğu yerdeydik. Umarım bu yılda 9 Kasım'da orada olabiliriz. Şimdi 2 yıllık süreci artık birçok dava kararı sonuçlandı. Ben burada size nasıl anlatabilirim? Bu çok zor. Ben abimi kaybettiğimde 20 yaşındaydım. Şimdi abimi en son gören abla eşini ve kuzenini kaybediyor. Esra abla burada. Kendisi tedavilerini gördü. 11 ameliyat geçirdi kolundan. Ve biz bir şekilde birbirimizi bugünlerde tanıştık, bulduk. Anlatıyor diyor ki Cem ve arkadaşı Sebahattin lobinin üstünde asma katta ve haber yazıyorlarmış. Abim Diyarbakır Adliye görevlisiydi. Haber için oraya gönderildi ve deprem 9 Kasım akşam 21:23'te oluyor ve abim bir dakika sonra DEHA'nın Doğan Haber Ajansı'nın merkezine haber yolluyor. Bir dakika önce, bir dakika sonra da deprem oluyor.
En son gören Esra ablam ve Esra abla 9 saat enkaz altında kalıyor. Şu an kolu hala hasarlı. Kendisi öğretmen. Şu an işini yapamıyor. Biz 9 Kasım 2011'de böyle bir acı gördük. Ve şunu, hani bu öyle bir acı ki ne anlatılabilir, hani yaşamayan da bilemez bunu. Ama dedik bu bizim başımıza geldi. Biz 5 kardeştik, abim en büyüğümüzdü. Hani bundan sonra hiç kimse böyle bir acı görmesin. Çünkü oradaki o ceset torbalarından bahsetti abla. Bedenler bir bütün bile değil. Bedenler bir bütün bile değil. Düşünün, bunu gören o kişinin ailesi nasıl, hani bunu nasıl unutabilir? Unutulmaz. Bu hiçbir şekilde unutulmaz. Ve daha da bu memlekette başka bir garabet. Otelin sahibi yargılandı. 7 Ekim'de karar çıktı. 11 yıl aldı. Orada 24 insan hayatını kaybetti. Ama aldığı ceza 11 yıl. O da o kadar bütün gönüllü hukukçuların, Bir Umut Derneği'nin bütün gönüllü hukukçularının ve biz ailelerin 9 duruşma boyunca ve öncesinde savcılarla görüşmemiz, 9 duruşmayı takip etmemiz, bu kadar mücadele etmemizin sonucunda alınmış bir 11 yıl var. Bunu kimse vermedi. Bu devlet bu adaleti de sağlamadı. Biz bunu zorla gıdım gıdım aldık. Ve ama dedik ki asıl sorumlu Tevfik Bayram'da değil, bu otelin açık kalmasına izin veren Van valisi, dönemin Van valisi, şimdi Bursa valisi oldu. Dönemin Van valisi Münir Karaloğlu ve AFAD görevlileridir dedik. Onunla ilgili de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı işleme koymama kararı verdi ve şunu dedi. Bu olayda ben bu kişiler hakkında bir ihmal bulmuyorum dedi. Halbuki birinci deprem sonrasında vali televizyon kanallarına çıkıyor. Diyor ki efendim diyor, biz bütün otelleri kontrol etmişizdir. Kimse endişe etmesin. Otellerimiz %100 doludur diyor. Kendisi bu beyanatı veriyor, otelleri geziyor. Gazetecinin de dediği gibi Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı ve Anayasa Mahkemesi bu insanların bu insanlar hakkında soruşturma açılmasına hükmetti. Böyle bir karar çıktı. Ama şunu bilin, bütün bu mücadelenin sonucunda bunlar alındı. Yoksa hiçbir şekilde Van valisi de, otelin sahibi de hiçbir şekilde yargılanmayacaktı. Ve Van valisi geçen bir toplantıda şunu diyor. Diyor ben 64 doğumluyum diyor. Bu binada 64 yılında yapıldı. Neden beni sorumlu tutuyorlar? Ya insanda biraz vicdan olur. Sen birinci depremden sonra hasar tespit yapmamışsın. Ben de hukuk öğrencisiyimdir. Bu 30 kişi de bu davada gönüllü hukukçu. O kadar çalışma oldu. Bu konuyla ilgili tartışmalar oldu. Mevzuat açık. Yani sen görevini bile bile ihmal etmişsin. Üstelik çıkıp basında beyanat da veriyorsun. Biz otelleri kontrol etmişiz diye. Bütün basın önünde olan bunca şeye rağmen vali çıkıp diyor, geçen 2 gün önce yaylana konuşmasını yapıyor. Ben 64 doğumluyum. Bu binada bu yıl bu tarihte yapılmış. Beni nasıl sorumlu tutuyorlar? Biz seni bu oteli inşa ettin diye sorumlu tutmuyoruz ki. Sen bir 23 Ekim'de bu bina bir deprem geçirdi ve zaten bilirkişi raporunda da yazıyor. Bu bina yeterince yıkım tehlikesine yaklaşmış bir şey geçirmiştir, hasar geçirmiştir diye bilirkişi raporunda da bu belirtiliyor. Buna rağmen sen oteli açık tutuyorsun, yetmiyor. Sen madem yetkili değilsin bu konuda, niye basına beyanat veriyorsun? Niye otel yıkıldıktan sonra ilk olarak sen oraya gittin? Yapmasaydın, yetkili olmasaydın bütün bunları yapmak zorunda da kalmazdın. Şimdi 2 yıl geçmiş, biz bu insanların acısını gün be gün yaşıyoruz. Sen bu kadar sorumsuzca bir şekilde dönüp diyorsun ki beni niye sorumlu tutuyorlar? Ya düşünün, bu 24 insanın canı bu kadar mı ucuzdu ya? Yani zerre kadar mı insanın önemi yok bu memlekette? Ve şunu da bilin, benim abim haber için oradaydı ve son anda da haber attı. Ondan sonra hayatını kaybetti. Yine meslektaşı Sebahattin Yılmaz, o da haber için oradaydı. Eşini ve kuzenini kaybeden Esra ablanın eşi bankacı. Birinci depremden sonra Sivas'a gidiyor memleketine. Banka müdürü çağırıyor bu görevine gel diye. Yine Hale abla babasını kaybetti. O da iş için oradaydı. Şimdi bunlar hayatını kaybettikten sonra işverenler Doğan Haber Ajansı ne yaptı? Gazetecilere konteyner ayarladı.
ve adını da Cem Emir Sebahattin Yılmaz yaşam alanı koyuyor. Yine Gökhan Yüce yaşamını kaybetti, İş Bankası'nda görevde. Yaşamını kaybettikten sonra İş Bankası tutuyor, Gökhan Yüce yaşam alanı koyuyor. Yani bütün bunların yaşanması için, insanın biraz kıymetli olabilmesi için illa bedel mi ödemesi lazım? Yani niye bu, biz hani 2 yıldır bu acıyı yaşıyoruz ve 2 yıldır da adalet yerini bulsun diye de bu mücadelenin peşinden koşuyoruz.